Selamünaleyküm dostlar. Bugün Toyota'ya geldim. Toyota Plaza'ya geldim Gürses'e. Passion modelini sizin için çekecektim. 1.6 benzinli olan paketini. Son kasa Toyota'ya tabii ki de. Corolla'yı ama Passion yokmuş ve çok az satıyormuş arkadaşlar. Onun yerine Dream vardı, Vizio vardı ve Flame vardı. Ben de gelmişken madem geldim, hani Passion'ı çekemeyeceksem gidip hibrit aracı çektim sizler için. Güzelce bir inceleme yaptım. Fiyatını söyledim. Genel fiyat listelerinden bahsettim. İşte opsiyonlardan bahsettim. Yakıt verilerini söyledim arkadaşlar. Dediğim gibi Toyota hibriti sizlere tanıttım. Ülkemizde 33 bin adet satan 2020 yılında sanırsam ilk 3 arkadaşlar. Hani Fiat Egea en fazla satan, Renault Megane, Toyota Corolla ve Passat diye devam ediyor. 33 bin adet satan, biliyorsunuz otomobilde Toyota bir devdir arkadaşlar. Yani şu an 4. nesil elektrik enerjisiyle batarya üreten bir şirketten bahsediyoruz. Yani şu anda süper spor olarak bildiğimiz Tesla'nın bataryalarını zamanında Toyota'dan aldığını bilgilerini de biliyorsanız veya bilmiyorsanız sizlere söylemiş olayım. Yani elektrik anlamında, otomobil anlamında Toyota gerçekten iyi bir marka arkadaşlar. Şöyle kısa bir bilgi verdim. Fazla uzatmak istemiyorum. Hemen videoya geçelim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Benden video isteyen arkadaşlar ben de sizlere gideyim çekeyim. Merak ettiğiniz araçlar olsa, fiyatlar olsun, opsiyonlar olsun. Bir de size çok güzel bir haber vereceğim. Hafta sonu yetiştirebilirsem sizlere engelli raporuyla hangi araçlar alınır, ÖTV muafiyetleri nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bugün sizlere ülkemizde en çok satan sedan sıralamasında ilk 3'e giren, tam olarak 33 bin adet satan yeni Corolla ile birlikteyiz. Araç hibrit araç. Şu şekilde göstereyim. Bakın elektrikli. Normal sizlere benzinli full paketini tanıtacaktım ama ellerinde yokmuş. O yüzden bakın Flame X-Pack paketini tanıtıyorum. Gördüğünüz gibi bakın elektrikli olduğunu belirten şuralara mavi işaretler. Bataryası da içerisinde göstereceğim sizlere. Ve hemen şöyle bir geniş bir şekilde göstereyim. Ön tasarımıyla başlayalım. Gördüğünüz gibi LED gündüz farları geliyor arkadaşlar. Araç Flame X-Pack paketi. Bu bütün paketlerde standart olarak geliyor sanırsam. Bakın burada ses farımız bile yine gördüğünüz gibi mercek olarak. Bakın bu da mercek olarak geliyor. Bunlar da LED olarak geliyor. Sadece Passion'da şu gördüğünüz krom detayların hepsi LED olarak geliyor ama sadece Passion'da geliyor. Bakın burada da yine sarı halojenimiz var. Onu da göstereyim. Bu da yine halojen olarak geliyor. Sizlere sunuluyor. Mercek far. Dörtlü flaşörlerini de yakalım. Dörtlü flaşörleri de yine halojen olarak sizlere sunuluyor. Şöyle baktığınız zaman aracın renk detayıyla beraber farlar gerçekten güzel bir şekilde gözüküyor sizlere. Burada aynalarda da yine aynalarda LED koymuşlar sanırsam. Şöyle bir kapatayım. Bakın şurada L tipi bir şekilde bir krom değil de böyle plastik bir malzeme yapılmış, mat görünümlü. Far tasarımı çok güzel. Passion bulsaydım Passion çekmektim sizlere. Burada Pioneer Black detay var. Üzerinde yine krom detayla beraber geliyor. Gördüğünüz gibi buralar yine Pioneer Black, buralar krom. Alt panjur gibi detay verilmiş. İşleri açık bakın. Şöyle. Şu işaret krom çerçeve ve ön farlar bütün işi bitiriyor. Ön taraftan bu şekilde. Hemen yanına gelelim. 17 inçlik 225-45R17 inçlik jant lastik kombinasyonu var arkadaşlar. Üzerinde krom detaylar ve Pioneer Black detaylar var. Çelik jantımız bakın şu şekilde. Bunun bir alt paketi olan Dream'de ve Vision'da 16 inç alıyorsunuz. Flame'de opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Bu Flame X-Pack olduğu için bunda standart olarak geliyor. Zaten Passion'da da 17 inç standart. Diğer paketlerinde 16 inç olarak geliyor. Bakın hibrit yazımız yine. Aynalarını gösterdim. Araçta katlanır aynı da var arkadaşlar. Bakın şuradan gelen krom detaylar. Aracı çok güzel bir sertlik katmış diyelim sizlere. Araç ikinci el bu arada. Hani üzerinde biraz çizikler görebilirsiniz. Siyah rengi biraz uğulanmış. Arkada bir pastacılığa atılmış. Orayı da göstereceğim sizlere. Şöyle yanına geldiğimiz zaman şurada yine tasarım oyunları oynanmış. Bakın. Şöyle görüyorsunuz. Aracın üstünde. Şöyle bir arkaya doğru gelelim. Corolla'nın arkasındayız arkadaşlar. Stopları LED arkadaşlar bakın. Bu bütün paketlerde standart olarak geliyor. Yani Passion'da da öyle, Flame'de de öyle, Flame X-Pack'te de öyle, Dream'de de öyle, Vision'da da öyle.
Ama sadece ön farları LED gelmiyor. Onun haricinde aracın arka stopları, işte ön gündüz LED'leri LED olarak geliyor. Zaten adı üstünde gündüz LED'leri diyoruz. Stop grubu iki parça halinde. Şuralar farın içinde değil arkadaşlar, bakın. Şuralar böyle pürüzlü krom bir malzemeyle gelmiş yine. Aracın krom olması gerçekten şıklık katmış araca. Bakın şu şekilde göstereyim. Şöyle geniş alayım. Öndeki detaylar yine burada devam ediyor ama üstünde bir gördüğünüz gibi bir çıta ve herhangi bir şey yok. Burada reflektörlerimiz var. Hemen bagajımızı açalım. Bir bagaj vali kilidi yok arkadaşlar. Bakın burada yine güzel bir yalıtım yapılmış. Şöyle Corolla'nın bagajına gelirsek gayet geniş, ferah, çok güzel bir bagajı var arkadaşlar. Burada bir kanca karşılığı var. Tepede bir tane halojen bir ışığı var. Bakın bu şekilde. Kaç tır olduğunu yazarım ve gayet büyük geldi şu anda bana. Şunları böyle bir ters çevirelim. Hemen bir altına bakalım aracın. Evet. Bakın burada bir stepne yok arkadaşlar. Altı da bu şekilde. Ufak tefek yalıtımlar yapılmış altta. Kapatalım. Bu şekilde. Hemen bagajın yine elimizi bir kapatalım. Bakın arka fren lambaları buradan yanıyor. Tepede değil. Şöyle bir kapatalım ve aracın arkasına geçelim. Şurayı arka kapıları bakımı yine aynı black detaylı, siyah detaylı kapılar kilitli şu an. Şöyle arka kapıları açtığımız zaman bakın araç çift renk olarak geliyor arkadaşlar. Sert plastik malzemeler var üzerinde. Hani deri dedim ama sert plastikmiş arkadaşlar. Bakın burada kumaş bir malzeme var. Buralar sert. Şuralar yine sert görünümlü. Bakın krom bir. Şurada bir detay var. Bakayım sese. Evet. Bu şekilde. Ve aracın içerisindeyiz. Şöyle bir geniş alayım. Bakın koltuk detaylarından kumaş. Sanki dışarıdan bakıldım mı? Şuraları ilk başta deri dedim arkadaşlar ama değilmiş. Komple kumaş. Bakın arkadaşlar buralarda koltuklara sökebileceğiniz yerler gösterilmiş fermuarlı bir şekilde. Hani rahatça çıkarıp yıkayın diye. Burada Isofix bağlantılarımız var kapaklı. Koltuk tasarımı güzel, hoşuma gitti benim. Şurada bardaklığımız var. Bakın kol dayamamızla birlikte. Bu da kumaş. Şunu şöyle kapatalım. İçini göstereyim geniş olarak. Şöyle binelim. Kamerayı çok sarsmadan. Burada iki tane menfez var arkadaşlar. C segmentinde bir araba. Olabilir böyle şeyleri. Evet. Yine bir kalın bir koltuk başlığı var önümde. Yalnız kamerayı hemen kendime çeviriyorum. Arkadaşlar baş mesafesi yani inanılmaz derecede kısa. Ben 1.71 boyundayım ve şöyle bir baş mesafesi var. Hani bu araçta şöyle söyleyeyim, sunroof da aslında kısa bir şekilde var. Yani normal standart sunroof var, panoramik sunroof da yok ama şurası sadece galiba baş mesafesi için ayarlanmış ama bakın arkadaşlar fark şu kadar yani 1.75'seniz değerseniz 1.80'seniz oturamazsınız bu araçta. Yani C segmenti neden bu kadar alçak anlam veremedim. Artık şöyle tanıtmaya devam edelim. Bakın burada ambiyanslarımız var arkadaşlar. Dokunup yanıyor. Arka görünüm aracın bu şekilde. Ve şöyle bir sunroof'tan da bahsedelim. Bu araçta Flame X-Pack olduğu için sunroof'u standart olarak alabiliyorsunuz. Ama Flame de opsiyon olarak arkadaşlar. Yani alamıyorsunuz. Opsiyon olarak isteyebiliyorsunuz. Şöyle ortaya geldiğiniz zaman aslında hani yeterli aslında bir diz mesafesi var. Bakın şöyle yandan göstereyim. Yani şurada bir diz mesafesi olarak araç sizi gerçekten ferah bir diz mesafesi sunuyor. Ama baş mesafesi çok dar geldi bana. Yani bu konuda beni eleştirmeyin arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir içi var. Ön tasarımını da şöyle göstereyim sizlere. Bir öne geçelim. Bakalım önden elde durumlar nasılmış. Yani şu renk detayları aslında çok güzel ama keşke böyle bir deri olsaydı Flame X-Pack'te. Sadece sanırsam Passion'da koltuk türleri değişiyor. Köpek balığı antenimizi de unutmayalım. Şoför kapısını açtığımız zaman herhangi bir anahtarsız giriş yok arkadaşlar bu araçta. Flame X-Pack olmasına rağmen bakın yine buralar bu şekilde. Bu araç 2020 modeli arkadaşlar. Yani son kasa. Bakın burada manuel koltuk ayarlarımız var. İşte buradan bagaj açabiliyorsunuz. Buradan şöyle bagaj açabiliyorsunuz. Benzin kapağını açabiliyorsunuz. Manuel ayar koltuk ayarlarımız var. Hani burada yine koltuklarımızın renkleri devam ediyor. Şöyle geniş göstereyim. Bakın burada bir menfez var. İçine binelim böyle tanıtalım buraları. Bakın şu şekilde. Yalnız bir şey hoşuma gitti. Ayrıca şurası çok güzel. Şuradaki seyiri yani dizaynı çok hoşuma gitti. Şöyle bitişik olması çok güzel. Şu şekilde bir plastik bir
yine şey zannettim, hani bu premium araçlarda şurada çıt çıt olur ya, o zannettim ama yok. Yine de güzel yapmışlar. Biraz daha şeyli olabilirdi. En azından tozları çok fazla vermez. Böyle çok toz verir. Onu biraz eleştirebilirim. Şurada sis farlarımız, işte uzunlarımız, sis farlarımızı yakıyoruz. Burada ESP'yi kapatıp açabiliyoruz. Burada da sanırsam lastik basıncı için bir işaret var. Aracın farlarını buradan açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi zaten otomatik olarak aracın içinde ışıklar yandı. Mavi ışıklarımız bu şekilde. Şöyle bir direksiyonunu göstereyim sizlere. Bakın. Şu ışıklarını da yakalım. Bakın mavi ışıkları üzerinde var. İşte buradan menüyü kontrol ediyorsunuz. Bir anahtar alayım. Bakın arkadaşlar, kumandası da böyle. Şöyle kantlanır aynada var demiştik. Bakın. Şöyle içine binelim. Anahtarımızı yanına aldık. Bir elektriği verelim araca. Gördüğünüz gibi anahtarsız çalıştırma var arkadaşlar. Şöyle elektrik verelim. Evet, ekranımız da açıldı. Hemen bir direksiyondan bahsedelim. Aa, elektriği güzel veremedik mi? Hah, verdik şimdi. Huu, çok güzel bir ekranımız var arkadaşlar şu anda. Bakın. Detayları çok güzel. Biraz mavilik, böyle bir Hyundai falan andırmış ama elektrikli olduğu için sanırım. Bakın bu şekilde. Gayet güzel. Benim bayağı hoşuma gitti. Hani hayalet gibi gözüküyor. Passion'da normalde hayalet geliyor. Bunlarda da yine güzel. Ekran var. Ya ibreler var. Hayalet değil aslında ama sadece ortadaki mesela hayalet bakın. Böyle Hyundai'nin şeylerine benziyor gibi. Güzel. Hoşuma gitti. Bakın burada işte menüyü değiştirme tuşlarımız var. Şöyle gezebilir miyiz acaba? Buna ses açma kapama yerlerimiz var. Burada sesli komut var. Dur netleyeyim hemen. Burada sesli komut var. Burada telefon açma yerimiz. Buradan geri tuşumuz var. Hah, bak yazdı. Bakın arkadaşlar, ortalama ne kadar yaktığını gösteriyor. Burada eko ayarları, burada ortalama ne kadar yaktı. Burada sürüş. Sesin kapalı olduğunu söylüyor. Geçen süre ayarlar. Ve burada. Gördüğünüz gibi burada da kruz kontrol ayarlarımız var arkadaşlar. Adaptif yok bunda. Flame X-Pack olduğu için. Şeritten ayrılma ikazımız var. Bakın bu güvenlik paketleri normalde Flame'de opsiyon olarak geliyordu sanırsam. Veya videodan sonra standart olarak geliyordu. Burada bir işaret var sanırsam. Burada çarpışma önleyici ile alakalı bir şey. Veya park sensörü. Burada modları değiştirebiliyoruz. İşte bu ekranı yönetebiliyorsunuz biraz buradan. Ekrana geldiğimiz zaman bakın şu an Home'dayız arkadaşlar. Bunu menüye alalım. Oo, hızını beğendim. Ekranın hızını gerçekten beğendim arkadaşlar. Şöyle haritayı açtık. Sistemde yok diyor. Setup. Şöyle bir CarPlay var mı? Smart Device Link var. Evet, iPhone uygulamasını algılıyor. CarPlay var arkadaşlar sanırım. Fona gelelim. Şöyle. Track, kanal ve home. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın burada elektrikli akünün şu an 3 diş bataryada olduğunu söylüyor. Burada dörtlü flaşörlerimiz var. Burada dijital klimamız var. Bakın buradan ayar yapabiliyorsunuz. Şöyle açalım. Evet, bakın bu şekilde yapabiliyorsunuz. Off diyelim, kapatalım. Burada ızgaralarımız var. Şu dörtlü flaşörün etrafındaki dikdörtgensel şekil bile çok hoş durmuş bence. Pine Black detaylar yine. Buralarda da yine öyle. Şanzımanımız PRND B var arkadaşlar. Sürüş modlarımız, kablosuz şarjımız. Sanırsam bu da Flame Pack'te standart. Diğer paketlerinde yok. EV mod var. Burada EV moda bastığınız zaman araç sanırsam elektrikle alakalı bir şey arkadaşlar. Bunu söyleyeyim bana ne olduğunu. Şanzımanımız var. Şöyle deri vites topuzu var arkadaşlar. Gayet güzel. CVT şanzıman kullanıyorlar sanırsam bunlar. Yani yine tork konvertörlü. Burada elektrik park freni var. Tolduğumuz var. Burada bardaklarımız var. Ve burada bir kol dayama var. İkinci el olduğu için üzeri böyle lekeli arkadaşlar. İçinde bakın şöyle bir 12 voltluk bir çakmaklık girişi var içerisinde. Ve 2.1 amperlik bir USB girişimiz var. İçi gayet geniş. Ama soğutmalı değil. Şu detay benim hoşuma gitti. Bakın şurada başlayan bir Pine Black detay yine buralarda devam ediyor. Bakın buralarda yumuşak deriler kullanılmış. Yine buralarda da buralar biliyorsunuz. Birazcık sert buralar. Malzeme kalitesi gerçekten çok iyi. Yumuşacık. Bakın şöyle göstereyim. Evet, anlamışsınızdır umarım. Şöyle torpidoyu açalım. Bakın burada evet, soğutmalı değil sanırsam. Işığını da göremedim arkadaşlar. Sanırım ışık vardır. Burada USB port girişimiz var bir tane. İçi bu şekilde. Şimdi motorunu açalım. Motoruna geçelim bakalım arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Evet. Hemen bir puan verdi bize.
araç. Hemen motoruna bakalım. Dediğimiz gibi bakın, elektrikli bir motoru var arkadaşlar. Zaten şu mavi simgeden de anlayabilirsiniz. Burada bataryası var aracın. Hani zaten bunlar hibrit arkadaşlar. Hibrit ne demek zaten? İşte yarı elektrikli. Hani kalkışınıza göre mesela benzin çok böyle hızlı kalkarsanız benziniyle kalkıyor. Yavaş kalkarsanız işte elektrikle kalkıyor. Bazen trafikteyken kendini elektriğe alıyor yakıt tasarrufu sağlamak için. Yakıt verilerini de size buraya bırakırım arkadaşlar. Bu sanırsam 1.8 94 beygir 100 küsür torku var. Onu da sizlere yazarım ne olduğunu. Otta kaputumuzu kapatalım. Bu şekildeydi. Aracımız bakın, bu arada ikinci el fiyatını da hemen sizlere göstereyim. Sıfırını da bir karaya bırakırım. 280 aldım, 900 TL. 1.8 Flame X-Pack otomatik vites, 18.000'li araç. Sol taraf komple boyalıymış, zaten belli oluyordu. Corolla videosundan da bu kadardı arkadaşlar. Benden çekmemi istediğiniz videolar varsa lütfen belirtin. Anahtarı da şu şekilde bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.